açıkçası aktarayım size. Bir hareketlilik söz konusuydu zaten. Sabah saatlerinde Marmara Denizi'nde 9 saatte 35 deprem meydana geldiğine yönelik Anadolu Ajansı'nın bir haberi de vardı. Büyüklükleri 1.1 ile 3 arasında değişen 35 deprem kaydedildiği ifade ediliyordu bu açıklamada. Şimdi nasıl yorumlamak lazım? Hemen sıcağı sıcağına konuşacağız. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Şükrü Ersoy efendim, hoş geldiniz Haber Global yayınına. Merhaba efendim, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Sıcağı sıcağına konuşacağız tabii ama bu açıklamayla birlikte sormak istiyorum. Marmara Denizi'nde zannediyorum ki bir hareketlilik söz konusu. Evet, son saatlerde bildiğim kadarıyla 54 tane deprem oldu. Yani bu 1912 depreminin doğu ucundaki Tekirdağ çukurunda olması tabii enteresan. Bunun akabinde de 4.7, tabii 4'ü geçen her depremde çevredeki insanların hissetmesi normal bunun. Yani burası kritik bir yer. Yani aylardan beri söylüyoruz. Çünkü 1912 kırığının doğusundaki kesimde kırılmayan yerler var. İşte en son 5.8'lik depremde Silivri civarında yaşamıştık. Bu aktivitenin olması buranın çok canlı olduğunu gösteriyor. İzliyoruz. Yeni söylenecek bir şeyler olursa bu depremlerden sonra söylemeye çalışırız. Tabii şimdi herkesin merak ettiği soruyu da soracağım. Deprem önceden bilmek tabii ki mümkün değil ama biz yıllardır zaten büyük bir İstanbul depremi endişesiyle hayatımızı sürdürüyoruz. Bu öncesindeki sarsıntılarda düşünüldüğünde bir yeri tetikleme ihtimali, böyle bir risk görüyor musunuz? Tabii teorik olarak tetikleme riski elbette var. Fakat bunu şimdiden söylemek çok spekülatif olur. Evet. Dolayısıyla bir büyük deprem gelecektir demek şimdilik spekülatif. Ve zaten bunu önceden söyleme şansımız da yok. Sadece bunları izleyerek farklı bir yorum yapabilirsek ilerleyen saatler içinde söyleyebiliriz. Evet, 4.7 büyüklüğüne baktığımızda depremin. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Yani bu o bölgedeki enerjiyi açığa çıkarmaya yetecek bir arada yok, deprem yok. Midir? Nasıldır? Bu sadece bölgenin canlı olduğunu gösterir, evet. Ama 4.7 insanlar tarafından çok hissedilebilir ama yapılara zarar vermez normal şartlar altında. Normal şartlar altında 6'dan büyük depremlerin etkilemesi gerekir ama 5.8 büyüklüğündeki depremde de İstanbul yapısı stoğunda bazı hasarlar meydana gelmişti. Bunu gözlemlemiştik. Fakat 4.7 o büyüklükte değil. Bundan sonraki artçıları veya depremleri izledikten sonra belki farklı bir şeyler daha söyleyebiliriz. Şimdi Eylül ayında da bir deprem yaşadık. Evet, sahilden 7 kilometre açıkta meydana gelmişti. Bu 16 kilometre şu an açıklamaya baktığımızda birbiriyle ilişkili midir? Eylül'deki depremler de şeyin üzerinde, Kuzey Anadolu fayının üzerinde, bugünküler de Kuzey Anadolu fayının üzerinde. Tabii bazıları tali kırıklar üzerinde oluyor ama bunlar derinde, 16 kilometre olan derinlikte birleşiyorlar. Bütün kırıklar birleşirler. Dolayısıyla aynı canlı olan bir bölge üzerinde. Kritik bir bölge olduğu için bizler de kaygılanıyoruz ve izliyoruz. Ama daha büyük bir deprem gelir demek spekülatif olur. Yani bunu şimdiden söyleyemeyiz. Bu bölgede Marmara Denizi'nden geçen İstanbul'u tehdit edebilecek fay hatlarına baktığımızda siz tabii sürekli de takip ediyorsunuz bölgedeki hareketliliği. En çok nereye dikkat etmek lazım? Yalova ile Silivri arasındaki kesim kırılmadı. Dolayısıyla bu kesim eninde sonunda kırılacak. Bu aradaki kesime tabii dikkat etmek gerekiyor ama bu demek değildir ki Güney Marmara'da kara üzerinde ya da Yalova'dan sonra deprem olmayacağı anlamına gelmez. Ama Kuzey Kol şu sıralar çok canlı ve aktif. Evet, bu arada arkadaşlarım da bana kulağıma bilgi veriyorlar. Tam Silivri ile Marmara Adası arasındaki fay hattına denk geliyormuş. Özellikle bu fay hattını konuşmak gerekirse ne durumda, daha önceki kırılmalar ya da daha önce kırıldı mı bu fay hattı? Bu fay hattına özenle söylersiniz. Yok, kırılması birkaç yüzyıl önce, yani 1509 var, 1766 var, 1894 var ama bu bölgeler kırılmaya aday yerler. Henüz böyle bir deprem olmadı ama bunlar onun olabileceğinin göstergeleri canlılık açısından. Dikkate alınması gereken depremler bunlar.